size dostlar verir. Mennebiyine ve sadıkine ve şuadayı ve salih. İşte işin esası bu yani, ne kadar namaz güzel. Öğretilirken bir de bizim doğduğu kısada bir öğrenci gelmişti bir iki sene önce. Buraya gelmiş, camileri görmüş, biraz namaz kılmak istemiş. Bizimkiler de öğretmiş. İşrak namazı, zuha namazı başlamış. Teheccüd namazı. Ondan sonra her ferzden ön arkası gibi sünnetler var bir de. Adam da çok yormuş, bana geldi. Ben sadece ferzlerini kıl, ondan sonra oku. Eğitimine davet edin, tamam dedi. Geçen Amerika'ya mı geldi, Amerika'ya gitmiş. Nasıl dedim, ferzlerini kılmaya davet ediyorum. Vaktim o sünnetlerini kılıyorum. Yani işrak, o zuhaları kılmamış. Ya işte olay bu, bak birkaç kere anlatmıştım. Kardeşim askere gidiyor, abi ne tavsiye edersin dedi. Dedim ki namazlarını asla kazaya bırakma. Bir de cem edebilecektin de söyledim aynen buradaki gibi. Sünnette vaktin olursa kıl, yoksa kılma. Askerden geldi, işte iki yıllık askerlik. Dedi ki abi bir tek namazım kazaya kılmadı, bir tek rekat sünnet namazda kılmadım dedi. Hiç kazaya kalmadı dedi. Şimdi orada annem bana itiraz etti. Sen bunu böyle yanlış alıştırıyorsun. Sen yüzden sünnette. Anne bak, bu kadar namazlarını kaza etmemiş. Sen kaç tane askerden gelip de böyle söyleyen adam duydun şimdiye kadar? Şimdi ihmal edilmesinden korkup öyle söylemiyoruz da. Şimdi ihmal ederken hangisini ihmal etmek daha önemli ya? Daha tehlikeli diye. Yani. Peygamberimiz ne yapmış? Sünnet mesela... ihmal etmek mi daha tehlikeli? Farzı bırakmak mı daha tehlikeli? Evet, sizin o bahsettiğiniz ya adam 10 rekat kılar öğlen ya da hiç kılmaz. Evet. Çok ihmalkar. Tamam, yani yanlış fetva verilmişse de, tadını sıkmışsa da ya da rahatsız etmişse de o fetva. Tamam, sen şimdiye kadar bir suç işledin, namaz kılmadın. Bundan sonra neden bunu işlemeye devam ediyorsun? İşte kazaları yerine getirmediğimden artık gelecek olan namazları da kılmayacağım. Bu yani... İşte yanlış bilginin sonucu bunlar. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Ya tamam yani... Eski namazları kılmasın, o borçlar kardeşim kalasın. Onu sen kendi bilginle söylüyorsun. O kadının kafasındaki bilgi sendeki bilgi değil ki. Kadın zannediyor ki onu kılmazsam bunlar da olmaz. Bak Şafii mezhebindeki, burada Şafii yok, gelmiyor. Yok ama sen Şafii'ye bakmıyorsun. Gerçi sen Şafii mezhebinin durumunu biliyorsun. Şafii. Şimdi Şafii mezhebinde bir adamın kazaya kalmış namazı varsa nafile namaz kılabilir mi? Yok. Kılamaz. Bayram namazı kılabilir mi? Nezir diyoruz ondan sonra. Ha, nezir ettikten sonra. Nasıl nezir? Diyoruz işte bu bayram namazını kılacağım, nezir ettim. Nezir ettiğin için de kılmaz. Mecburen yapıyorsun ya. Ha, Bakırköy kaymakamı bundan işte bir ay kadar önce dedi ki şeyde bu doğuda bir yerde kaymakamdım dedi. Bayram oldu. Sabahleyin kalktım. Hani camiye gittim. Şu bayram namazını bekliyorum falan. Baktım herkes sabah namazını kılan çıktı gitti. Cam değil, benden başka kimse kalmadı. Ya şöyle oradan hanıma telefon açtım. Hanım bir takvime baksana, ben yanlış. Ben yanlış mı geldim acaba? Diyor hanım, takvime baktı, yok diyor, bugün bayram. Tuhaf oldum diyor. Sonra gittim baktım ya bu şey bayram namazı saatte geldi, kimse yok. Yani bayram olmaktan çıkıyor. Bak şimdi. Bakın bir yanlış ne kadar çok yanlışlara sebep oluyor. Yani sen şimdi bunu unutma ya. Olsa da ne dediğimi çok buluyorum. Yani burada şunu dikkat edebiliriz. Yani sünnetleri basitte alınmaması gerektiğinin üzerine yani altını çizebiliriz. Şüphesiz ki basitte yani, alınamaz. Şey. Ama Peygamber Efendimiz ne demiş? Demiş ki bunu kılarsan Allah size cennette bir beyt verir. Bu basit mi cennette bir ev sahibi olmak? Ya şey böyle işte.
Ya bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Namazını hiç kazartılmayan adam çok az. Mesela şimdi böyle bir namaz ateş mi kılınacak zavallı? Eğitim boyutunda ciddi anlamda sıkıntılar yaşanıyor yani. Çocuklardan itibar olduğu için. Yani çocuklara bu zekatlara işte namazları anlatırken 10 rekat, 13 rekat falan diye söylediğiniz zaman otomatikman çocukların kafasında o büyüyor. Ağır geliyor çocuklara. Sadece farzlarını kılın çocuklar, aman ha dikkat edin dediğin zaman hemen bakıyorsun ertesi gün kendini çok duyarlı olan bir veli. Hocam sen ne yaptın ya, bizim çocuk sünnetlerde kılmasa olurmuş diye tepkide bulunabiliyor. Ya en kötüsü de şu, farz kılmadığı zaman kimsenin şey sesi çıkmıyor, sünnet kılmadın mı kıyamet kopuyor. Şeyde de o din eğitiminin, ben orada yüksek lisans yaptığım için onun birkaç tane şeyinde katılmıştım. Şu ana kadar din eğitimi genel müdürü ve bu din eğitimi uğraşan ilahiyatçılarda da bu tür noktalara pek değinilmiyor. Hep böyle Hanefi fıkhının şeyleri, belli şeyler olduğu için de olayın halbuki psikolojik boyutları var, çocuklara eğitimdeki noktalar var, iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani hala girmiyor değil mi? Hayır, hiç kimsenin umurunda değil zaten. Ama şimdi şeyde bizim İmam Hatip okullarında ve ilahiyat fakültelerinde bunlar öğretilmiyor ki. Evet. Öğretilmiyor. Bunları söylediğiniz zaman siz yanlış şey söylemiş oluyorsunuz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in ve sünnetin açık hükümleri bunlar. Çünkü insanların sözleri Allah'ın kitabının sözünden daha önemli maalesef. Bizim bir şey yapıyoruz hocam, ders almış yerden kayıtlı. Yalnız bir şey çekiyor, zikir. Belli şeylerden. Farz namaz yok. Ya namaz yok. Kısa yoldan gidiyor. Hayır ama orada şunu söylüyorlar. Şu ifadeyi söylüyorlar. Allah affeder ama şeyh affetmez diyorlar. Ya aynen onu söylüyor. Diyor ki, Allah'a karşı günah işlersen diyor affedilebilir ama şeyh affetmezse diyor ne dünyada ne ahirette sana kurtuluş yoktur. Kul hakkı ya, o yüzden. Doğru söylüyor aslında. Allah, çünkü Allahu Teala gaffar, settar, oyu. Ama şeyh öyle değil. Ne de gaffar değil mi? Şeyh kendiyle beraber cehenneme götürecek adamı. Bizde de ben doğduğum sadece orada camide hocayım. Arasal biraz cemaatle soruyorum. Hocam bir dakika öldü mü? Namaz kılmıyoruz ama ahiret işlerini hallettik. Nasıl zaten şimdi Şeyh Efendi'ye el vermiş falan bir şeyler yapmış. Bir de zikir çekiyor, tesbih var elinde bir şey. Siz de gitseydiniz. Evet, şimdi devam ediyoruz. Hocam, daha söyle. Bu kuvvetli oturması namazda. Ayette, ayetle sabit mi? Az önce okuduk ya ayeti. Ya, kuvvetten mi? Tabii. Fezkurullaha kıyamen ve kuuden ve ala cunubikum. Bununki mesela secdede gövdeyi nerelerin üzerine yüklüyorsun? Alel cunub değil mi? Secdede. Rükuda vücut nereye yükleniyor? Alel cunub değil mi? Rükû ile secde mi? Tabi. Alâ cunûbiküm rükû ve secde oluyor. İzâ kadeytum, Rabbime yeni gördüm. İzâ kadeytum, kadeytum şu an demektir. Yani yapılan. İzâ ile beraber geldiğinde yani birebir şu an oluyor. Çünkü evet, kıldıktan sonra olsaydı yani kılınan iz olurdu. İz kadeytum. İzâ da olabilir bazen. Mesela üveydâ kudiyeti salâtu da var mesela. Fenteşiru. Ama fenteşiru deliliyle tabi o. Biz olunca birebir geçmiş olacak. Böyle yani burada izakati namaz kılarken diye anlanması ayet şey Arapçasına uygun olan o tabi. Hocam bu son rekatlardaki oturuşları ne yapacağız? Yani tahiyyat okumak için oturuşlar onlar sanki bir ziyade olmuş gibi oluyor. Secde arasındaki kulukları sayarsak. Ya işte şimdi biz bunları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüğümüz gibi yapmamızın sebebi de o. Bak bu incelikleri biz zaman zaman fark edebiliyoruz. Bir de tarih boyunca bu meseleler Kur'an temelli değil, işte okuyoruz Hidaye. Kur'an temelli olsaydı bunlar daha önce de bunları bize söyleselerdi biz yeni şeyler keşfedebilirdik. Şimdi bunlar yeni yeni keşfetmeye başladığımız için tabii ki mükemmel olmuyor. Ama üzerine devam ederse belki bir süre sonra şey olur. Şimdi biz onu Kur'an-ı Kerim'de tam olarak zihnimize yerleştiremedik diye bırakacak değiliz. Peygamberimiz nasıl yapmışsa yaparız.
bizim burada yaptığımız çalışma peygamberimizin fiiliyle Kur'an arasındaki ilişkileri birebir kurup konuyu iyi kavramak. Ondan başlamak önemli olan yani. 200 sene sonra biri gelir tamamlar. Tabii biri tamamlar. Yani mesela yüzlerce defa okuduğumuz ayetteki bir inceliği seneler sonra fark ediyoruz. Tabii seneler sonra fark ediyoruz. Ayette bir şey var da kafama yanlış da olabilir yani. Ama cevap ha, biz yanlış da var, yer var ama yolumuz doğru. Yol doğru. Yani. Cevap vereceğinizi tahmin ediyorum ama. Evet. Elbette. İnşallah. Elbette deyip teşekkür ederim. Fe izâ kadaytumus salâte fezkurullâhe kıyâmen ve ku'uden ve alâ cunûbikum. Bu namaz kılarken yani ayakta oturarak veya ki mesela düşman karşısında ne derler, sipere yattım derler. Ha, sipere bu yaptım. Şekillerde kılabilirsiniz anlamı çıkmaz mı? Şimdi yani ruku secde değil de. Yani. Soru çok güzel bir soru. Böyle soru gene sor. Güzel sorabilirsem ben sorarım ya. Ama önce bulmak gerek. Şimdi bak. Soruyu ben tekrarlayayım da belki yani doğru anlayıp anlamadığım bir kere ortaya çıksın. O mühim. Yani bu diyorsunuz ki feyde kadaytumus salat ederken yukarıdaki namazı kılarken evet. Yani yine yukarıdaki namazla irtibatlandırıyorsunuz. Fezkurullaha kıyamen ve ku'uden ve ala cunubikum. Değil mi? Evet. Şimdi bazen ayakta ok atarsınız. Geç bu ok atmıyor bu. Evet. Bu arkada. Şeyin arkasında, cephenin arkasında. Yanına silahı almış. Ayakta ibadetinizi silah yapın. Silah elinde ayakta ibadetini yapar. Oturduğun yerde yap, yan üstü yatarken yap. Yan üstü de, yan düşmana karşı. Tamam. Bu olabilir. Düşmana karşı değil, düşmana karşı bir grup var. Evet. Çünkü ikiye bölünüyor ya cemaat. Bir grubu düşman karşısında siperini almış, ikinci grup arkada. Arkadaki grubun ayakta oturarak ya da yan üstü yatarak bu namazı kılmasının bir sebebi var mı? Şimdi bak niye var mı diye soruyorum. Çünkü o arkadaki grup peygamberimizle birlikte kılmıyor mu? Peygamberimiz o namazı ikame etmiyor mu? Şimdi feyzet mendendun feakimus salat dediğine göre şimdi oradan peygamberimiz tam rükünlere riayet ederek kılacak. Ama onunla birlikte ona uyanlar kılmayacaklar. Bu mantık dışı oluyor. Peygamber Aleyhisselam'ın arkasında o namazı birlikte namazı kılıyor. Savaşı düşündüğünüzde ayakta olan kişi daha böyle açık hedef durumunda oluyor yani. Hayır. Şimdi siz cephe gerisindesiniz. Cephe gerisinde de olsa fırlatılabilir. Yani bu tedbiriniz, huzu hizrakum diyor hep ayet. Tedbirinizi alın diyor. Sen tedbirini almışsın, şeydesin yani, güven içerisindesin, onun için namazını kılıyorsun orada o şekilde. Öyle güven olmasa Bakara 239'a göre kılarsın. Hayır, ayakta durduğun yerde öyle yeri yoksa, oturduğun yerde şeyse o zaman... Bakara 239'a göre kılarsın, buna göre değil yani şeyi. Tamam mı? Tamam. Şey almasak öyle mesela, öncelik ayakta bağlarak değil mesela. Şey, mesela eğer siz namaz... Öyle bir cebeh edilsiniz. Mesela bazılar öyle yatarak öyle şeye bakıyor. Bazıları mesela durarak düşman tarafına bakıyor. Mesela bu şekilde namaz öyle kılma bir durumda kalsınız. Mesela yerge yatarak olalı öyle şekilde mesela duralı öyle şekilde namaz kılın diye böyle bir... Tamam. Zaten az önce öyle anlatmaya çalıştım. Hemen Mehmet Hoca'nın dediğine döndüm. Baktım yanlış anlatıyorum. Şimdi o da işin bir başka tarafı. Şimdi sen sorunu ben tekrarlayayım. İyi anlayıp anlamadığımı şey yapmak için. Şimdi sen diyorsun ki biz bu ayeti bir öncekiyle irtibatlandırmaksızın siz düşman karşısında namaz kılıyorsanız bir kısmınız ayakta olur, bir kısmınız oturur, bir kısmınız da yan üstü yatarken namazı kılsın. Güzel de düşman karşısı kelimesini bu araya koymak için mecburen bu namazı yukarıdakiyle irtibatlandıracaksın. Yani zaten o şey korku içindeyken derken mecburen ilişkilerini... Yani bu salat mutlaka yukarıdaki evet. Salat olacak. Başka çaresi yok. O yukarıdaki salat da
cephe gerisinde kılınan salattır. Çünkü cephede bir grup var. Cephe gerisinde güven içerisindeyken kılınan salattır. Ve o bir rekatı peygamber ikametü salah olarak tam kılıyor. O zaman ona uyanlar da aynen onun gibi kılması lazım. O zaman o yatarak namaz kılınabilme şeyi nereden çıkar? Şimdi, o şeydi sadece o Bakara 239'dan çıkar. 239'da ricalen emri kıvana şartı var sadece. Ayakta ve yürüyerek olmak zorunda ya da binili. Yatarak nereden çıkıyor? Şimdi yani bu... Savaşta da olsa illa ayağa kalkması lazım ya da yürümesi lazım. Şimdi bir dakika rükbanen, rükbanen ne demek? Yani şimdi sen bir oto, bir otobüstesin ve yatıyorsun. Sana rakip denmez mi? Ya da o şey desin. O vagonlarda trende mi? Bak yok yok atın üzerindesin. Ya da hevdeştesin, devedesin mesela. Oturman gerekiyor. Yani oturur illa. Yatarak çıkarmak lazım. Zaten binili değilsin. Her halükarda namaz. Ona binili denir gene. Gene binilir. Şimdi rakkebe ne demektir? Yani mesela şey, siperde nasıl namaz kılınır? Yani rakibe kelimesi gade manasına mı geliyor? Rakibe gade manasında kade manasında gelir de ama sadece böyle yok. Sadece kade manasında mı var? Ayakta kalmayı yani hem ruku olur hem kavut olabilir. Bir şeyin üzerinde olur da yani rakibe illa da kade manasında değil onu demek istiyorum. Vala cunubikum siz siper falan dediniz değil mi? Evet, ama yani günümüzde silahlar var, uzun mesafeden ateş edilebiliyor da o zamanlar kim öyle yerlerde falan sürünüp de siperi falan girmiyor? Yani şimdi açık yani şey yapmaz. Yok yok o zaman her devrin kendine göre siperi olur. Her devrin kendine göre siperi olur. Bir taşın arkası olur, bir çukur yeri olur. Ama Yahudi ağaçı Yahudilerini söylemiyor. Yukarıdan uçak zaten geldiği zaman orada siper diye bir şey kalmıyor. Evet. Allah göstermez. Rakibe ne? Baktın mı? Bak diyor ki اَرْرُكُوبُ فِي الْاَصْلِ كَوْنِ الْاِنْسَانِ عَلَى ظَهْرِ حَيَوَانِ. Bir hayvanın üstünde ol da nasıl olursan ol. Şimdi ve idare rakibi fulful ki. Mesela gemiye oturdu abi. Gemiye bindiği zaman oturacak değil ki ayakta da durur. Yatar, uyuyor. Yatar da. Rükûb kelimesi bir o. Vasıta da bilmiyor. Vasıta isterseniz bir genelde ben de ben geldim. Tamam buyurun. Bak bunları dinledikten sonra zaten bu ayetleri ve peygamberin pratikini gördükten sonra hele bir, bak bir de okuyayım size. 238'i. Bak okudukça bir şeyler çıkıyor. 238'i 239'la bağlamda okuyalım isterseniz. Doğru. Namazlar. Yani Bakara, bir dakika. Bakara 230. Bakara 238 dinleyenler de anlasın diye şey yapıyorum. Anlasın da, tamam. Evet. Bakara 238. Bağlamda alsak böyle çıkıyor. Bakın 238 okuyorum. Namazları ve orta namazları koruyun. Burada nokta koyalım. Bir düşünelim. Tamam. Allah ne diyor? Kılın diyor. Bırakmayın diyor. Gözde tutun. Mümkün kadarıyla bunu yapın diyor. Koruyun. Terk etmeyin diyor. Evet. Koruyun ama hocam korumakta Allah bir şey, insan bir şeyi gücüne kadar koruyabilir. Doğru. Bak benim elimde bu bir değer var. Bana saldırıp olsa ben bunu canıma kadar koruyabilirim. Canım gidenden sonra bu kaldı. Aldılar benden. Yapacağım bir şey yok. Bir şey yok. Zaten peki, ondan sonra muhatap olmuyor. Koruyun da gücüme kadar ben bunu yapın diyor. Gücünüze kadar, imkanınıza kadar yapın diyor. Devam edelim. Tamam. Burada ikinci, gönülden bağlılık ve saygı ile Allah'ın huzuruna durun. Evet, ayakta durun diyor. Bağlılık olacak, saygı, Allah'ın huzuruna duracaksın. Yani namazın anlamı budur. Gönülden bağlı.
Şimdi bunu doğru ve 239'u bir elde alınca Allah ne diyor? 239'a geçelim. Eğer bir tehlikeden korkarsınız, bir tehlike var önümüzde. Ne diyor? Yahut binmiş olarak, yani bir binigin üzerinde kılabilirsiniz. Bize ruhsat veriyor. Kılabilirsiniz. Demek bu buradan bir şey çıkartıyorum. Metodolojik olarak namazın isterseniz iki şeklini çıkartalım. Fiziksel namaz yapılır ve Allah'a gönülden bağlılık şeklinde manevi namaz yapılır. İşte o şimdi Enes Hoca onu da az önce bir başka şekilde nasıl ifade etmiştin sen? Namazın hiç değişmez erkanı, bir de değişebilecek şekli. İşte değişmezi o Rasim Hocan dediği gibi gönülden Allah'ın huzurunda durup zikirde bulunmak. Evet. Demek iki şekli var namazın. Bir mümkün olan şekli fiziksel, ya bak Allah burada 39'da ne diyor? Size anlattığımı kimi sonra, yani tehlike gidenden sonra anlattığımı şekilde kılın. Yani tam manada fiziki olarak, gönülden bağlı olarak. Ama onu yapamıyorsunuz, manevi şekilde kılınabilir. Yani fiziki biçimi terk edilebilir. Yani yapamıyorsan fiziki, imkan yok. Yürüyen yer yok, imkan yok, tehlike var, şu var, bu var. Yani o gitti. Yani fiziki davranış yok burada. Manevi davranışı var. Allah'ı gönülden sözümü getirirsen, zaten de Allah ne diyor? İşitendi, görendir. İşitir, görür. Bilir senin durumunu, içe de bakıyor. Demek sen bunları üçünü bir araya getirince, gönülden bağlılığını sergileyince, imkanları kısıtlı olunca Allah onu kabul eder. Allah diyor ki sen buna gönülden bağlılığını ve saygılığını ile huzurundasın. Tamam. Demek Allah seni fiziksel de imkan olanda takip ediyor ki fiziki bir yerine geldirirsen hareketler. Ama bu olmasa Allah senin yani ahlaki açıdan gayretini görerek onu da kabul eder. Zaten işin tamamı Allah karşısında gönülden saygıyla durabilmektir. Evet, ona saygı göstermek. Bazen bunu imkan varsa şekil şartlarına uyarak. Şekil şartlarında bulabilirsen. İmkan yoksa. Evet, bakın size 1002 üzerinde oturup yerinde kılabilirsen. Evet, sen de öyle diyorsun değil mi? Yani, yerinde kılabilirsen. Yani metodoloji olarak ahlaki şeklini takip edebilirsen ya fiziksel şeklini takip edebilirsen. Tamam. İkisi de bir yerde araya gelirse Allah diyor ki bana size öğreten kimi kılın, tamam. Ama olmazsa tek bir şekilde Allah'a bağlılığı onun karşısında boyun eğdiğini gösterirsen sen. Evet. Doğru. İkinci durumda sen her yerde, her zaman çok istediğin güzel şekilde kılabilirsin. Doğru. Uçakta gidebilirsin, taksiyle kılabilirsin, otobüste kılabilirsin, yürüyerek kılabilirsin. Cephede kılarsın. Cephede kılarsın. Duruma göre. Doğru. Bana göre böyle. Ama kılacaksın. Ama kılacaksın. Onu diyorlar. Şey yok. Namazı koruyun. Koruyacaksın. Koruyacaksın. Öyle şimdi kılmam sonra kılarım olmaz. Yok, o yok. Böyle bir şey yok. Evet. Böyle olsa bana göre. Bu ayet üzerinde açıldı. Ben de şey yapacaktım. Bu İbn Kesir'de. Tabii bu ayet çok önemli bir ayet. Belirttiği gibi bu Fen Hıttum Fenecer'in Avrupa'nın ayetini bu Salatlı Hop. Bunu kastediyorum demiş. Bu Salatlı Hop'un bu Sünni Sadiki şu anda bize üzerinde durduğumuz namazla olması gerekiyor. Madem bu namaz olsa o zaman savaş halindeki bir hop'un bahsetmiş olmaz mı o ayette? Evet. Şimdi bu da İbn-i tamam, şimdi Bakara 200 az önce şey okudu. Yani bu meseleler, bu sorular her taraftan sorulacak ve bunlar ortaya konacak. Nisa suresindeki ayetler ile Bakara suresindeki ayetler aynı olayı anlatıyor demiş İbn-i Kesir tefsiri. Şimdi biz bunun doğru olmadığını söylüyoruz. Şunu söylüyoruz. Yani o Nisa suresi, Bakara suresindeki, Bakara 239'daki durum şeyde kullanılabilir. Savaş karşısında. Mesela şimdi cephe gerisinde böyle bir imkan olmaz. İmkan bulduğun şekilde kılarsın. Ama
Nisa suresindeki durum Bakara 239'daki şekilde uygulanamaz diyoruz. Yani Bakara 230 şekilde ha 238 savaş halinde alır 239 Bakara. Kapsam. Savaş halinde kapsar. Normal durumları da kapsar. İşte okuldaki öğrenciyi de kapsar. İş yerindeki işçiyi de kapsar. İşte Enes Hoca'nın anlattığı kimseleri herkesi kapsar. Biz bunu böyle diyoruz. Ama gelenekte bu şey ona mal ediliyor. Şimdi bu nedir diye soruyor. Ama yeni hatırladım. Şafii kitaplarında şey geçiyor. Sayın Sıftım, Karican Oruflan'ın normal savaş dışı olaylarda da durumlarda da geçerliliği var. Yani adam mesela bir hayvandan... O zaman sen onu bir bul. Şafii kitapları burada. Hele buradaysa arşın burada. Yok var ya hatırlıyorum. Mesela tamam. Hatırlıyorum şöyle bir şey de vardı. Adam yani borçludur, parası da yok, borçlusu gelmiştir. Bir şekilde ondan kaçıyor, namazını bu şekilde kılabilir diye öyle bir detay da var. Tamam çok güzel, onu bir bulsana, burada kitaplar şimdi var. Tabii tabii. Ya burada sahabelerden gelmiş rivayetler varmış. Bu rivayetlerin ki bazılarının ki Hazreti Peygamber'in... Burada ya şeyler, kitaplar, Salatul Havf. Ya bu bu Bakara'daki ayetle ilgili bu ayetin öyle Salatul Havf ki kasetildiği hakkında sahabelerden gelmiş rivayetler varmış ya. İbn-i Merdi'nin o. Neymiş bu, o rivayetler neymiş? Sen o rivayetlerden önce şu ayeti oku bakalım, ikisi arasında sen irtibat kurabiliyor musun? Çünkü o rivayetler yapılabilir. Sen de bir rivayet ekleyebilirsin zihninden. Bakalım o rivayet doğru mu değil mi? Değil mi? Önce şu ayetler arası ilişkiye bir bak. Uydurabiliyor musun? Bakara 239'u al bakalım ki bir ayetleri uydurabiliyor musun? Aç şurada. Bir kere havf kelimesi şeyde geçmiyor. Nisa suresinde havf geçiyor mu? En yeftini kümellediğine kefer. Ha havfun vasfı var orada değil mi? En yeftini en yeftini kümellediğine kefer. Evet tamam geçiyor. Şimdi bizim Ahmet Orhan dediğine bir şey söyleyeyim mi? Rivayet vermemiş ama ayette genel baktığımızda Hafizu ala salavati ve salatu ruhsa ve kumun illahi kaneti ve in hıftın fercalin evrukbanen diyor. Bu korkunun seferdeki veya kıtaldaki korku değil, genel bir korku. Genel değil bir diyor. Korku oldu anlaşılıyor. Nisa'da ve izah darabdün filan diye başlıyor. Onun sadece seferdeki. Orada da havf var ama özel bir korku. Ve in hıftın en yeftine kumun lediğine kafar o. Korkunun felsefe genel anlamında alalım. Korku insanın her durumunu, her durumuna takip eden bir durumdur. Bak sizin diyelim ki oksijen alıyorsunuz. Her an sizi takip eden bir olaydır. Sosyal, ahlaki olaylarda ele etkisi var, ele durumu var. Yani korku, bak şimdi çıkıyorsa, ya ben 5 dakika kalmayayım, güzel söyleyeyim, bana bir şey gelmesin filan. Korku insanın... Çok kapsamlıdır yani. Evet, iyi manada bir takip, bir üsviyet. Ona göre de Allah diyor korkarsınız. Yani her an sizi takip eden bir şey var aklınızda. Doğru. Şimdi bu insan... Yani korku sadece... Askeriydi, şudu, budu bağlamayın. Bağlamayın, doğru. Sizin bir dikkatliliğiniz, sorumluluğunuz söz konusudur. Doğru. Ona göre Allah onu diyor. Bazen özel korkular olur. Özel başka. Evet. Ama genel olarak insan bir sorumluluk hissediyor. Korkudan uzak kalamaz. Tabii. Yapısındadır, canındadır. Ona göre o korku diyor. Korkarsınız. Yani genel durumu takip ederseniz, sorumluluğu kendinizi görürsünüz. Benim karşımda sorumluluğu, kendi karşınızda kusura bakma. Sorumluluğu görürsünüz. O anlama geliyor. Korkudaki yapılacak, kılınacağı namazın şekli, şemail ayrı. Burada kısaltılarak yapılması var. Burada kısaltma yok. Kısaltma yok. Sadece şekil farkı. Ayrı. Havf cümlesi burada şarttır. Ceza cümlesi de farklıdır. Her ikisinde farklı. Orada kasır var. Kasredebilirsiniz diyor. İki rekatı bir rekata düşürürsünüz ama burada demiyor. Burada o kasır yok. Yani hiç kasır masır yok. Havf cümlesi de farklı burada. Evet. Eğer öyle havfının ki bir malum bir mesela belli bir havf olması gibi bir tarif verilmese, mesela insan her bir korku
hissettiği zaman, mesela diyelim cami ikisi ayakkabını kaybettim diyen zaman da öyle yürüyerek namaz kılmasının doğru olduğu anlaşılır mı aslında öyle mi? Şimdi geçerli bir mazeret olması gerekiyor. Ya adam Cenab-ı Hakk'ı kandıramaz. Kendini kandırsa bile herkes onu bilir. Ya mesela bu da bir korkuyu, Kur'an'a evet. Gelen insanlar çoğu zaman korkuyu böyle yaşamdan gelen korku. Ya hayvan geldi üstüme korktum. Felaket geldi korktum. Yani dar manada alır. Ama burada Allah geniş anlamda diyor. Yani o insanın işini kaybetme korkusu da korkudur. Doğasına işleyen bir hassasiyet olarak. Zaten hafizu aleyhissalatü vesselatü usta dedikten sonra yani onu, o kadar önemini beyan ettikten sonra insanın onu inanıyorsa vicdan rahat etmez. Öyle basit mazeretle. İnsan kendini gayet iyi bilir. Örfte onu korku denmez. Örfte korku denmez. Örfe korku denmez evet. Ha söyle. Ha buldu ibareyi tamam. Ruhsatü fi hâden nevi la tahtasu bil kitâli. Yani bu havf. يتعلق بالخوف مطلقا فلو هرب من سيل او حريق ولم يجد معذرا عنه او هرب من سبع فله صلاه شده الخوف والمديون المعصر العاجز عن بينه الاثار وليس يصدقه المستحق işte diyor ki selden kaçar, yırtıcı hayvandan kaçar, işte borçlusundan kaçar. Yağmur su gelmiş basmasın diye. Bunda da şey yani parası yok ama bir şekilde onu yakalarsa hapse gireceğini de biliyor. Yani korkuyu çok genel almış burada. Bizim dediğimiz manada almış ve Bakara 239'a mı bağlanmış? Bakara 209 mu bağlanmış? Borçlu kaçan bile o halde namaz kılabilir diyor. Bakara 209'u mu almış orada? Bilmiyorum almış bir şey. Abi, bir dakika onu almadıktan sonra neye yarar ki? Bak bakalım Bakara 239'u mu almış? O tip şeylerde hani tevil kolay oluyor. Hocalar diyor ki ya orada ayeti söylemesine gerek yok. Zaten biliniyor. Farz edilerek yazılıyorlar. O zaman öbürlerine de söylemesine lüzum yok. Zaten hocam, biliniyor. 239. ayet tüm diplomatiye, tüm mecaza taş çıkarır. Eğer korkarsınız yaya evet, yahut binmiş. Bitti. O ayeti yazmış. Ayeti yazmamış da şöyle diyor. Ben onu anladım. Feyze iltahan al-kital ve lem yetemekkenu min terkihi bi halin li kıllati ma kitratu al-adubi ve ishtadda al-khawf ve in lem yeltahan al-kital fe lem yemen an yerkabu ektafahum lev vellev anhum evul kasamu sallu bi hasebi l-imkan. Evul kasam ne? Evul? Evin kasamu. Evin kasamu, evet. Sallu bi hasebi l-imkan. Farican un-ruhbana yağmıyorum ben. Tamam da ayeti yazmamış mübarek adam. Tıpkı bizim anlattığımız gibi anlatmış fakat ayeti yazmamış. Unutmuş galiba. Bilinen bir şey. Bilinen bir şey. Herkes biliyor bu ayetleri. Allah'a billahi ya. Ya işte zaten fukahanın en çok can sıkıcı tarafı bu. Kardeşim bu Allah'ın dini. Ben sana karşı değil Allah'a karşı hesap vereceğim. Bana yazsana o ayeti. Şimdi bunu kendisi yazdığı zaman daha alim oluyor. Ayet ışığında yazdığı zaman kopya çekmiş olur. O yüzden olabilir. Dediğin doğru. Bak şimdi. Ben şimdi şey yaptım. Yıllardır bu dergilere makale vermiyorum. Sebebi ne biliyor musun? Kur'an-ı Kerim'de talak diye bir işte talakla ilgili yazıyı yazdım. İşte Kur'an-ı Kerim'e göre kadının boşama hakkı diye yazı yazdım. Verdim. Bizim fakülten dergisine basılsın diye. Onlar da hakemlere gönderdiler. Hakemler yazmışlar ki bu şey bilimsel değildir. Ancak bir mesleki dergide yayınlanabilir. Bilimsel değilmiş. Niye? Ayet var içerisinde. İçinde ayet var ya, bilimsel değil. Kur'an sempozyumu sürekli bence kitaplaştırılmış sempozyuma bakıyorum. Şimdi mesela hiç şey yok. Öyle sempozyumlar var, bir tane ayet yok. Hatta Kur'an ana şey yok. Yani geçende öyle onu ima eden bir şey de yok. Öyle Bilimsel olmuyor işte. Kur'an olursa bilimsel olmuyor. Geçen de burada Yahya ile birlikte bir doktor talebesiyle kavga çıkardık ya. Kur'an ilim kitabı mıdır Allah aşkına bana söyleyin diye burada şey yaptım. O zaman sen niye Kur'an'a göre bir tez yazıyorsun? Mecburen yazıyorum ben. Aslında Kur'an ilim kitabı değil dedi. İşte bunlar mantık bu işte. Kendisi ilahiyacı doktor talebesi. Öyle şey diyor. Kur'an'a öyle bir kitap olduğuna inanmıyorum.
Arap Edebiyatı diye bir kitap tercüme edeceğiz. Okuduydum sizden okulan duştum o gün bence. Ondan bahseder ki. Ama adı öyle şimdi diyor ki Allah Teala şöyle buyurur. Sen diyor git onu camide hutbe olarak oku diyor. Burada okuma bize. Biz biliyoruz diyor ayeti. Sen bana o ayetten biz neyi nasıl anlarız ve kim nasıl anlamış bana onu anlat. Yani Allah Teala şöyle buyurmuştur diye dedim mi diyor. Onu hakaret kabul ediyor. Ben bilmiyorum Allah'ın öyle buyurdu. Bu ayeti nasıl anlamışlar, diyor nasıl anlaşılması gerekiyor, sen bunu anlaşıyorsun. Kur'an-ı Kerim'de 1001 gece kitabı kaynak gösterilmez, kaynak olur, kaynak değildir. Bilmeyenler anlasın. Evet. Tamam o zaman. Yani biz biliyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de Arap Edebiyatı içinde okuyor ama 1001 gece hikayeleri var ya, Elf Leyli Veli. Bu gibi. Yani Elf Leyli Veli'yi getirip de delil getirip şöyle demiş diyemezsin diyor. Aynen Kur'an-ı Kerim'de de öyle diyor. Geçmişlerin Esatürül Evveli. Evet, tamam mı? Bu ay buraya bir şey okuyalım hiç olmazsa ya. Paragrafı bitirelim, evet. Sürü zemme işi nasıl oldu şu anda mesela? Bir hareketle bilmem. Başka bir derse özel işlemek lazım. Şimdi ya. Her hafta başlıyoruz iki satır, sürekli başka konular yok. Ama şu anda bir... Yani Salatul Kavp meselesi var ya, burada belki 3-4 ay pek bir şey işlediğimiz oldu. Sen şu anda her bir rekatinde bir şimdi bizim kötü şeyimiz ne biliyor musun? Hep yeni arkadaşlar katılıyor. Her söylediğimiz evet. Cümle bunlara son derece cazip ki. Biz bunu gidiyor, çoktan evet. Bitirmişiz halbuki. Yani uzun ya, uzun. Yani baştan bir daha yapılabilir. Yani belki biz evet. Bir şeyler öğrenmiş oluruz. Tabii. Ama müstakil bir ders. Mesela biz bir ara burada iktisatla ilgili toplantılar yapıyorduk. Şimdi yeni kişiler sürekli yeni kişiler geliyor. Ya Rabbim ilerleyemiyorsun. Bizim işte hocam salı dersinde de öyle değil mi? Yani Fegani çok bozuluyor öyle şeylere. Yani her gelen işte hocam kar payı almak caiz midir? Yani belki 1000 defa cevaplanmıştır olsun ama adam yeni geldiği için bilmiyor. Neyse ondan sonra biz şey yaptık, karar aldık, dedik ki buraya yeni kimseyi almayacağız. Yeni kimseyi almayacağız dedikten sonra ilerleyebildik. Ya çünkü bir önceki derste meseleyi anlatmışsın. Bir sonraki adam geliyor, her söylediğin söz ona yani. Çok ters geliyor ve hiç yapayım lan. Bir daha tekrar başlıyorsun, sil baştan. Şöyle, bizim bu ders de öyle yani. Evet hocam, bir adam varmış, eşeği ölmüş. Bütün köylüler gelmişler. İşte senin eşeğin nasıl öldü anlatmıştı. Dışarıda kaldı. Kurt geldi, şöyle yaptı, böyle yaptı. 1, 2, 3, 4 bütün köylüler geliyor. O da şey demiş, ya ben komşulara anlattım, siz gidin ondan dinleyin. Evet, şimdi devam. Şurayı bitirelim. Bilenler bilmeyenler anlasın. Yok yani sorular soru soranlar son derece haklı da fakat ilerleme olmuyor. Şimdi ben muhafete çok vallahi ben çok soru sormuyorum hocam geri geldim ama. Dinledin galiba senin eski dersleri. Mümkün olduğu kadar dinledim. Her yeni gelenler için geçerli değildir. Her şeyin bir istisnası vardır. Şimdi ben muhafete... Ah tamam buldum. Sümmel muhafetetü yani namazı şey, kıraati gizli okuma dediğimiz şey ne? En yusmi'a nefsehu. Kendine işittirmesidir. Ağzından çıkanı kulağının işitmesi. Vel cehru en yusmi'a gayruhu. Cehri okuma da kendi dışındakini işittirmesidir. Fakat bu beni tatmin eden bir tarif değil. Beni tatmin eden bir tarif değil. Siz de okuyor hocam bizi rahatsız ediyor. Yani illa ki yani duyması şart mı insanın okuyanlar? Yani bunlar böyle tarif etmişler. Kimileri de imam yardımcısı gibi. Adam duymuyorsa yanmıyor. Yani. Zaten diyor bak ve hâdâ indel fakih Ebi Cafer el Hinduvani rahimahullah. O şahsa göreymiş bu. O şahs yani Ebu Hanife'ye göre falan değil yani. O şahs böyle düşünmüş kendisi. لِأَنَّ مُجَرَّدَ حَرَكَةِ اللِّسَانِ لَا يُسَمَّ قِرَاءَةً O öyle söylemiş. Ne var mesela ayette Allah-u Teala ne diyor? لَا تُحَرِّكْ بِلِسَانِكَ لِتَعَجِلَ بِيْنَ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ O kara de cem değil mi? Ama orada لَا تُحَرِكْ بِلِسَانِكَ yani sen onu okumaya çalışma demek değil mi? Yani dilini hareket ettirme. Evet, dilini hareket ettirme diyor ama dilini hareket ettirmek okumaktır. Yani la testa'cı bil kıra'a demektir yani. Tamam yani feyda kar'ana ve fettebi Kur'an'ı. O zaman
dilini hareket etmeden mi takip etmiyor? Kur'an'ı nasıl takip edecek? Dinliyor ama hatta bir Kur'an oradaki yani la tuharrik bil acele yani acele fettebiyo Kur'an nedir onu söyle. Yani şimdi örfte adam kitap okurken sen ağzından çıkan sözü kulağın duymuyorsa kitap okumuyor mu sayılırsın? Yani okumuyor sayılır mısın? E bitti o kadar mesele budur. Demek yani içinden geçirme şeyini bertaraf etsinler diye. Belki, belki. Bu demiş ki, la yusamma kıraeten bidoni savti demiş. Kendi öyle düşünmüş. Demek kendi öyle okuyormuş. Ses olmadan kıraat sayılmaz demiş. Ve kâle el kerhiyyu, kerhi de demiş ki, ednel cehri en yusmi'a nefsehu. Bu da kendini işittirirse diyor, cehrin en azdır. Bu Abdurrahman'ın görüşündeymiş. Kendi kulağına duyuyorsa. Ve ednel muhafeteti, sessiz okumanın en alt sınırı da tashihul huruf, harfleri doğru çıkarmaktır. لَنَا الْقَرَاءَةَ فِعْلُ الْلِسَانِ Çünkü okuma dilin işidir. دُونَ السِّمَاخِ kulağın işi değildir. Bu diğerinden daha zor. Nasıl? Yok sadece dille yapmak yeter diyor. Duymasına gerek yok. Dille yaptın mı o mesela saati nasıl çıkartacaksın? Hayır. Çıkar bakayım nasıl çıkartacaksın. İçeride kalır o zaman. وَلَا بُدَّ مِنْ تَحْيِكِ الْلِسَانِ وَتَسْحِيَ الْغُرُفْ بِاللِّسَانِ bu olmadan o sadece yazdığı gibi gönlünü geçirmek rahatsız eder. Kapsar. Bunu bertaraf etmek için. Tamam. Ya bu tarif güzel ama. Evet. Ve fi lafzil kitabı işaretün le hâze İmam Muhammed'in kitabının lafzında da ya da bu kitabın lafzında da buna işaret vardır diyor. Kuduri diyor evet. Zaten Kuduri de İmam Muhammed'in kitabıdır aslında. Evet. Ve ala hâze hâzel asli kullu mâ yeteallegu bin nutki buna göredir diyor. Konuşmayla ilgili olan her şey kattalâki vel itâki vel istisnâi ve gîri dâlik. Bir adam yani şimdi içinden karımı boşadım diye geçirirse karısı boş olmaz. Ama ağzın diliyle karımı boşadım der, kulağı duysa da duymasa da karısı boş olur. Kölesini azat etmesi de öyledir. Şimdi talakta şimdi, istisna ya da azatta istisna yapması da öyledir diyor. İn kâlel imrâtiye enti tâlikun ve lem yusmi' nefsehu yekâlu talâku indel kerehi hılâfen ildin devan ediyor. Ona göre olur, ona göre olmaz. Ama peki Cenab-ı Hakk'a göre olur mu? Allah-u Teala'ya göre hiç olmaz. Çünkü Cenab-ı Hak şahit getirilmesini şart koşmuştur. Şahit zaten duymamış, zaten onu dinleyen yok. Dilini hareketlendirmek ve herifleri doğrulamak diyor ya. Evet. Kendi duymasa da kıraat sayıyor. O zaman kıraatla talak gibi bir akıt yani önemli olan bir konular ikisine ne alakası var değil mi? Biraz beynahıma benzetme. Evet. Burada konu değişir. Peki burada beytnama yucizu minel kıraati fi ssalati. Oradan başlayalım. Haftaya inşallah oradan başlarız. Allah nasip ederse bir mani olmaz seher. Hanefilerde şey meşhurdur işte hidayet çok zordur. Rasım Hoca çıkıyor diye takip edenler de diyorlardır gerçekten zordur diye hiç ilerleyemiyorlar. Şimdi Rasım Hoca'nın dediği kayıtlar elinde galiba orada bir şey yanlışlar var. Ha söyle. Namaz iki şekilde kılınır ya fiziksel ya zihinsel. Bu olması bu olur dedi öyle değil aslında. Her ikisi olur. Tevaf olduğu zaman fiziksel tarafı kaldırılır zihinsel tarafı kalır. O da aynı şeyi söyledi. Ya o öyle, ya o ya bu diye bir şey. Ha yok ya o ya bu demedi. Dedi ki mutlaka bir zihinsel namaz mutlaka olacak dedi. Öyle demiştik ama. Öyle dedi. Yani her halükarda olması lazım. Allah'ın esas olan Allah'ın karşısında içten saygıyla zikirde bulunmaktır. Ama bunu şekle göre yapabiliyorsan öyle yapmak zorundasın. Yapamıyorsan gene yapacaksın ama yapabildiğin kadar. Öyle söyleyeyim. Yani.